Özellikle dünyayı ilgilendiren bir konu var. Hemen de hocam yanıma geldi zaten. O dünyayı ilgilendiren konu, bizleri de yakından ilgilendiren bir konu. Uygur Türklerinden bahsediyorum efendim. Çin'in dramı, Uygur Türklerinin üzerine uyguladığı Uygur dramı demek lazım. Bu konuyu konuşacağız. Sayın Profesör Doktor İlyas Doğan'la. Son zamanlarda, özellikle son geçirdiğimiz birkaç yıl içerisinde yaşanan çok ciddi konular var. Özellikle BBC televizyonunda ekrana taşıdığı, kamplardan görüntüleri ekrana taşıdığı durumlar söz konusu. İsterseniz bu yaşananları bir özetleyelim ne oluyor tam. Ardındansa hem Türkiye'deki durumu konuşacağız hem de bugün Londra'da önemli bir konu var onu konuşacağız. Hoş geldiniz. Evet, yani. hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Aslında Uygurların bugün içinde bulundukları durumun başlangıç sürecini 1949'dan başlatabiliriz. Yani 1949'da ne oldu? 1949'da Doğu Türkistan, e, Sosyalist Çin e, güçlerince tamamen işgal edildi. Daha sonra 1955'te bir revizyon yapıldı. Doğu Türkistan bölgesine özellik statüsü e, teyit edildi. İşte kendi dilinde eğitim, e, buna benzer kültürel haklar, kendi aralarında Uygurca yazışma gibi bir takım haklar tanındı. Ama bu bu bütün bu haklar. 2001'deki El Kaide'nin Amerika'da gerçekleştirdiği ikiz kuleler saldırısına sonra Çin strateji değiştirdi. Aslında 1995'ten itibaren Çin'in serbest bir ülke görünümü vermeye çalıştığını görüyoruz. Burada da temel amacı dünya ticaret örgütü üyesi olmaktı. Böylece bütün dünyayla ticaret yapabilmek amacı buydu belki. Hı hı. 2001'den sonra adım 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 Uygurların ee, özellikten kaynaklarına hakları kaldırıldı. Ve 2009'a gelindiğinde neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Yani şöyle bir şey. Mesela 2009'da e, Urumçi'deki üniversitelerde ders veren Uygur profesörler Çince dil sınavına alındılar. Ve Çince bilmedikleri gerekçesiyle emekliye sevk ettiler. Bir başka hemen esas konuya gelmeden önce e, 1949'dan e, 2014'e gelinceye kadar çok sayıda doğu Türkistan'da huzursuzluk var. Bu huzursuzluk genellikle mesela Uygurların genç kızları vesaire işte meçhul bir şekilde kaçırılıyordu. Devlet bunlara ilişkin şikayetleri polis kuvvetleri hiçbir şekilde araştırmıyordu. İnsanlar çocukları zorla elinden alındığı için buna tepki gösteriyorlardı. Hocam biliyorum ama bu konu bugün Londra'da konuşulanların da içerisinde değil mi? Evet tabii. Evet tabii. Aslında Ama izleyicilerimiz bu konuyu daha yakından e, algılayabilmeleri için, anlayabilmeleri için isterseniz bugün Londra'da yapılan e, mahkemeyi bir e, izleyelim. Bu konuyla ilgili bir haber yaptık. Ardındansa detayları sizden tabii. alalım. Tabii. Çin'in Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik muamelesinin soykırım olup olmadığını araştıran Londra merkezli bir halk mahkemesi olan Uygur Mahkemesi, tanıkların ifadelerini dinlemeye başladı. Arkasında devlet desteği bulunmayan ve alacağı kararın herhangi bir bağlayıcılığı olmayan mahkemenin duruşmaları pazartesi gününe kadar devam edecek. Eylül ayında yeniden toplanması beklenen mahkemede Çin'in gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri delillerle ele alınıyor. Yaklaşık 30 tanığın dinleneceği mahkeme eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic'in yargılanmasına öncülük eden insan hakları avukatı Jeffrey Nice'ın başkanlığında toplanıyor. Sürgünde yaşayan Uygur Türklerince kurulan Dünya Uygur Kongresi'nin talebi üzerine toplanan mahkemeye Çinli yetkililer katılmıyor. Mahkemede Çin'in Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik muamelesinin soykırım olup olmadığı araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Belçika, Kanada ve Hollanda parlamentoları Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımıştı. Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürüne yönelik ihlaller uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı uluslararası kamuoyununsa yeniden eğitim kampları diye tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler kampların incelemeye açılması çağrılarını yenilerken, Çin kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları Birleşmiş Milletler yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor. İşte o önemli mahkeme bugün Londra'da devam ediyor. Önümüzdeki günler süresince de devam edilecek ve 30 Uygur dinlenecek bu mahkemede mahkemenin bir yaptırım gücü bulunmuyor ama geçtiğimiz tarihlerde baktığınızda benzer mahkemelerde yaşandı ve oradan çıkan sonuçlarda kamuoyu oluşturması açısından çok önemliydi. Bu konuyla ilgili olarak da ilerleyen dakikalarda Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Sayın Dolkun Isa'ya Döneceğiz Londra'ya döneceğiz kendisi bize mahkemedeki son gelişmeleri aktaracak zira mahkemeyi takip ediyor. Şimdi ise stüdyoda İlyas Doğan'la Profesör Doktor devam edeceğiz. Kaldığınız yerden tam evet. da bu noktayı söylemiştiniz kadınlara yönelik olarak demiştiniz haberimizi evet. hatırlattık. Buyurun efendim. Doğu Türkistan'da 2016'dan beri Çin'in devlet uygulamaları tamamen değişti daha katı hale geldi daha doğrusu. Bu tarihte bir kanuni düzenleme yapıldı Kasım ayında 2016'da ve bu düzenlemede Çinli memurların devlet memurlarının ayda 5 günü geçmemek üzere Doğu Türkistan'da Uygur ailelerin evine misafir olacakları ve sonuçta o ailedeki gözlemlerini yani Çin kültürüyle uyumlu mu değil mi bu konuda rapor hazırlamalarını ve uyumlu olmayanların Çin kültürüne adapte olmaları için Çin'in iç bölgelerine sürülmesi ya da kampa alınması. Tabii Çin 2017 başından itibaren şöyle bir politika da izledi. Dış dünyadaki bütün Uygur Türklerini Çin'e dönmeye zorladı. Mesela Mısır'dan bu anlamda 15 bin civarında üniversite öğrencisi sınır dışı edildi. Ve bunlar gider gitmez havaalanından direkt toplama kamplarına, cezaevlerine nakledildiler. Türkiye'den dönenler de var, Japonya'dan dönenler var. Sırf ailelerine devlet zarar vermesin diye. Bunların hepsi gider gitmez siz artık Çin'e sadık olamazsınız gerekçesiyle hepsi hapishanelere tıkıldı. Çin tabi başlangıçta bunları bu kampları eğitim kampı diye dünyaya anlatmaya çalıştı ama eğitim kampı ise bile tuhaf bir yanı var. Mesela bir profesörü nasıl eğiteceksiniz? Uygur profesörler, Uygur iş insanları yani hatta Türkiye'ye çok büyük ihracat yapan Uygur iş adamları bunlar eğitime alındılar. Yani bir iş adamını niye eğitersiniz? Evet arkadaşlarımdan da rica edeceğim ben bu sırada. E, çünkü o kamplardan bahsediyoruz. O kamplara ait e, fotoğraflar da var. E, öyle ki o fotoğraflar e, 1950'lerin öncesine döndüğümüzde başka kamplarda gördüğümüz fotoğraflar gibi aslında bakarsanız. E, evet. Doğru değil mi? Evet. Tabii yani e, Çin'in yaptığı uygulama belki 1933 45 yılları arasında Hitler'in yaptığı e, kamp uygulamasının daha geliştirilmiş hali. Daha acımasız daha irkiltici biçimi çünkü buradaki uygulamalar Hitler'in yaptığından çok daha farklı. Mesela insanlara kendisinin Müslüman olduğu, Uygur olduğundan utandığını itiraf etmeye zorluyor. Ya yani bu bir etnik grubu manen çökertmek amacı güden bir uygulamadır. Ayrıca toplama kampındaki kadınlara karşı sistematik bir tecavüz politikası izleniyor. Tıpkı Bosna'da olduğu gibi ve bunu kamptan kurtulabilen sayısı 10-15'i geçmeyen kadınlardan öğreniyoruz. Dolayısıyla bu uygulamalar bize şunu gösteriyor. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı uygulamalar tam da soykırımın önlenmesi sözleşmesine tıp atıp uyan bir takım faaliyetler olarak görünüyor. Geçenlerde Uygur bir gençle karşılaştım. Bana dedi ki, İki ay öncesine kadar, e, öncesine kadar dedemin evi duruyordu. Google Earth'ten takip ediyordum. E, ama iki aydan daha az bir kısa süre içerisinde bir baktım ki o ev yerle bir edilmiş. Yani şöyle bir şey. Mesela bir havaalanı yapılacak, e, belirli bir bölge. O bölgede diyelim ki beş tane köy var. 24 saat süre veriliyor. Sadece binayı boşaltmaları için. Sonra buldozerler gelip o köylerdeki bütün evleri yerle bir ediyor. Yani. Öyle bir uygulama ki e, diyelim ki evleri yıkılan insanlara tazminat ödenmesi vesaire böyle bir uygulama yok. Tazminat isterseniz yani Uygurların anlattıklarını ben naklediyorum. Tazminat isterseniz siz devlete karşı güvensizlik duyuyorsunuz demektir. Peki evi yıkılan insanlar nereye gidiyor? Tanıdıkları varsa oraya, yoksa çadırlarda kalmak zorunda kalıyorlar. Buna benzer uygulamalar var. Çin bundan dolayı bu kampları dünyaya açması mümkün değil. Ama birkaç şu... kamp gösterilmeye çalışıldı yani. Evet, yani onlar mi? da onlar aslında dizayn, edilmiş kamplar. dizayn edilmiş olanlar. İşte tesadüfen oraya gidip vicdan sahibi olup orada anlatılanlara yetinmeyip biraz gazetecilik merakını kullananların naklettikleri bir de az sayıda kamptan kurtulan insanlar. Tabii şu anda aslında kamplarda kalan Türk vatandaşları var 400 civarında. Ve Türkiye bunlarla hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Gelmek istediğim noktalardan biri de buydu zaten. Evet, Aslında yani, Türkiye'ye baktığımız zaman biz hangi noktasındayız? Çünkü geçtiğimiz yıllarda söylemler daha farklıydı sanki. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye, Çin'e daha yakın duruyor. Yani bunu samimi olarak söylemek gerekiyor. Çünkü bakın, Türkiye, Türkiye'deki Uygurları çeşitli gerekçelerle geri gönderme merkezlerine kapatıyor. Yani kamp uygulaması Uygurlar için... Ee, Doğu Türkistan dışında başka yerlerde de karşı karşıya kalabildikleri uygulamalar şeklinde tezahür ediyor. Ve diğer yandan hani bunlar Amerika'ya uşaklık ediyor vesaire gibi bir takım e, böyle toplumun binde bir oyunu alamayanların ifadeleri var. Ama Amerika Birleşik Devletleri şimdi bir kanun çıkarıyor. Hazırlığı devam ediyor. Uygurları kendi ülkesine davet edecek. Yani şimdi bu insanların bulunması gereken yer Türkiye mi Amerika mı? Ve bu insanlar Şöyle bir psikoloji içerisindeler, yani Uygurlar, Türkiye'deki Uygurlar, Türkiye'ye küskünler bir kere. Çok vicdanen, zihnen çok yaralılar. Çünkü kurtulmak ümidiyle, sığınmak ümidiyle geldikleri bir ülke onlara belki başka ülkelerden gelen milyonlarca sığınmacıya gösterdiği anlayışın onda birini bile göstermiyor. Peki burada kastettiğiniz konu. Bir diğer taraftan baktığımız zaman, sokağa baktığımız zaman vatandaşların herhangi bir durumda Uygurlar için, Uygur Türkleri için protesto gösterileri düzenlediğini görüyoruz. Sayıları fazla oluyor. Burada bir anlamda siyasilere yönelik mi söylemler evet, demek lazım? Evet, siyasilerin tavrı farklı. Yoksa toplumun aslında Uygurlara bakış açısı hiçbir zaman değişmedi. Onlara hep aynı kültürde olan bir halk olarak bakıldı. Zaten biz köken olarak, kültür olarak, kan olarak, DNA olarak Uygurlardan büyük bir farkımız yok zaten. Aynı dili konuşuyoruz. Dinlediğinizde Uygurca bilmeseniz bile çok tanıdık cümleler duyuyorsunuz. Tabii bu arada bir parantezle şöyle bir şey söyleyeyim. Birazdan Dolkun Bey'le konuşacaksınız. Dolkun İsa, Türkiye'ye girişi 2008'den beri yasaklanan bir kişidir. Dolkun İsa, Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde İdari Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Yani Türkiye'de yaşamış biridir. Ve bu sınır Türkiye'ye giriş yasayla ilgili bir idari dava var. Önümüzdeki hafta Salı günü Ankara'da İdare Mahkemesi'nde, 14. İdare Mahkemesi'nde bunun duruşması olacak. Ve mahkeme bir ara karar verdi. Dedi ki, Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girişinin Türkiye'ye nasıl bir zarar verebileceğini, Yetkili makamlar gelip duruşmada açıklamalıdır. Ben de o doğrusu merak ediyorum. Ben o davada avukat olarak bulunuyorum. Ben merak ediyorum. Bizim devlet yetkilileri gelip Dolkun İsa'nın e, Türkiye açısından nasıl bir tehlike oluşturduğunu açık hı hı. ne anlamda açıklayacaklar doğrusu merak ediyorum. Şu ana kadar dosyaya verilen cevaplardan somut herhangi bir şey yok. Bir dayanak yok. Hı hı. Arkadaşlarımızdan rica edelim madem e, Dolkun İsa'dan bahsettik. Eğer kendisi hazırsa dünya Uygur Kurultay Başkanı ile konuşacağız dakikalar içerisinde. Biraz önceki bahsettiğimiz konuyu hatırlıyorsunuz. O konuda Londra'da gerçekleşen mahkemeydi. Mahkeme bir halk mahkemesi ve Uygur mahkemesi olarak adlandırılıyor. Tabii bu mahkemenin şöyle bir önemi var aslında. Bunu evet yaptırım gücü yok şu anda ama bu belgeleme yapıyor. Yani gelecekte eğer dünya dengeleri izin verirse Çin bir gün hesap vermek durumuna kalırsa, o kamplardaki görevliler, nöbetçiler, bu kanunu çıkarmakta rol alanlar, bu konuda emir verenler, hatta onlara destek verenler, bütün bunlar, hepsi hesap verme konumuna düşecekler. Tabii ki bu, şu var, mesela 1968'de Vietnam evet. Mahkemesi vardı, Uluslararası Mahkemesi vardı, gene bu şekilde Halk Mahkemesi. Artık Uygurların başından geçen olaylar sadece Türkiye ile ilgili de değil sadece İngiltere ile ilgili de değil bütün dünyanın sorunu çünkü bu dünya bir sefer bunu tecrübe etti. Hitler Yahudileri yok ederken fırınlara sürerken kimse sesini çıkarmadı. Daha sonra bu dünyayı saran bir ateşe dönüştü. Ve Çin'in yaptıklarına karşı uygar dünya gereken duruşu göstermezse bu uygulama daha sonra Çin'in etki altına alacağı diğer coğrafyalara yayılma riski taşımaktadır aynı zamanda ve şu anda orada 35 milyonluk bir nüfus var ve bu 35 milyonun nüfus artışı engelleniyor ee, sebepsiz yere öldürülüyorlar ve bütün bunlar aslında ulusal hukuk bakımından e, kesinlikle ulusal hukukun ihlali niteliğinde eylemlerdir.